İyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye'nin ekonomi kanalı EkoTürk'te Perspektif programıyla tekrar birlikteyiz. Bu akşam stüdyo konuğumuz ekonomist Şevin Ekinci. Şevin Hanım hoş geldiniz programımıza. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi programımıza başlamadan önce günün öne çıkan başlıklarından kısa bir haber turunu izleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'de bulunuyor. Erdoğan, başkanlık seçimi kampanyası gezisinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Erdoğan'ın Trump'la yaptığı görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Euro bölgesi, Almanya ve Fransa'nın imalat ve güven endekslerini açıkladı. Tüm güven endekslerinde düşüş devam ederken, Almanya imalat PMI rakamı 2012 yılından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bununla birlikte Euro bölgesinde ekonomik büyüme, imalat sektöründeki düşüşün hizmet sektörüne yayıldığına ilişkin sinyallerle 3. çeyreğin sonunda neredeyse durma noktasına geldi. İngiltere'nin en bilinen 178 yıllık seyahat şirketi Thomas Cook, zorunlu tasfiye başvurusunda bulundu. Tüm rezervasyonlar, uçuşlar ve tatillerin Thomas Cook tarafından iptal edilmesi yolcularda şok etkisi yarattı. İflas eden şirketin Türk turizmine etkisi konuşulurken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la görüşme yaptığını belirten Ersoy, etkilenen kuruluşlar için 50 milyon euroluk bir kredi paketinin hazırlanabileceğini söyledi. Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz nema oranını 4 Ekim'den itibaren uygulanmak üzere indirdi. Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre 23.8.2019 ile 3.10.2019 arasında %13 olarak uygulanan faiz oranı 4 Ekim'den itibaren %8'e çekilecek. ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin çok pozitif bir havayla başlamamasının ardından Cuma günü ajanslara düşen Çin heyetinin ABD'de yapacakları ziyaretlerini yapmaktan vazgeçtiği haberleri Asya piyasalarını olumsuz etkiledi. Öte yandan ticaret savaşına dair gelişmeler ve olumsuz gelen verilerle para birimleri Güney Kore Won'u öncülüğünde düştü. Evet, tekrar iyi akşamlar sayın seyirciler. Bugünkü stüdyo konuğumuz Perspektif programında Şevin Ekinci. Hoş geldin tekrar hoş diyorum. Hoş bulduk. Şimdi yabancı haberlerle, günün öne çıkan haberleriyle girdik. İstersen yine oradan devam edelim. Sonrasında Türkiye'ye tüm yönleriyle hazır ekonomisti de bulmuşum. Makro, mikro her şeyi tartışacağız Perspektif'te. Tabii ki sadece günlük piyasa işlemleri haricinde kalmak kaydıyla. Çünkü programın özelliği biraz daha ufuk açıcı fikir alışverişini yapıp daha günlük hareketlerin dışında değerlendirmelerde bulunmak. Şöyle ki Çin tarafıyla başlayalım istersen. Bir ticaret savaşı devam ediyor ama işte bazen alevleniyor diyelim. Arada çatışmalar oluyor. Bazen çok sakinleşiyor hakikaten ve piyasa bir anda risk on dediğimiz, yani risk iştahının arttığı bir moda giriyor. İşte birkaç hafta yani ama bir üç ay falan değil yani haftalar mertebesinde iyi günleri yaşıyoruz. Ya bu taraftan yani bir böyle bir durum var. Bir diğer yandan da dolar güçleniyor. Hani baktığında dolar endeksinde çok ciddi bir gerileme olmuyor. Amerika faizleri indirmeye devam ediyor. Yılın ikinci yarısı itibariyle ikinci faiz indirimini yaptı biliyorsun Temmuz'dan sonra. Dolayısıyla hani Amerika faiz indirirken büyümesi nispeten Avrupa bölgesine göre de iyi gelirken ki bugün PMI verileri de geldi satın alma gücü endeksi. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Hani bundan sonrasında Çin kendi piyasasını aslında ileride, özellikle mesela geçen hafta sonunun haberiydi, tahvil piyasasını dünyaya açmak için de Euroclear'le de bir anlaşma imzaladı. Yani bir nevi Yuan convertible değil ama tahvil piyasasını nasıl convertibiliteyi sağlayacak? Bu adım da enteresandı. Nasıl değerlendiriyorsun? Hem Çin
ABD ticaret savaşı tarafını, hem bu ticaret savaşının tabii ki Türkiye'ye ve dünyaya makro açıdan ne tür zararları ya da yararları var mı bilmiyorum. Evet. Onları bir değerlendirirsen sevinirim. Evet, evet. Öncelikle hayırlı olsun diyorum programın. Gerçekten hani çok önemli, perspektif gibi bir program herhalde ekonomi kanallarında çok fazla ben böyle hani gördüğünüz bir yani program değil. Biraz daha böyle ekonomi söyleşisine dayalı, biraz daha makro, mikro ve dünya küresel gelişmeleri ele aldığımız, biraz daha hani brainstorming yaptığımız. Tabii tabii. Tabii yani uluslararası ilişkiler farklı disiplinlerden, ekopolitik diyebileceğimiz alanlar çok değişik bir format. O yüzden çok çok ben de kendi adıma, ülke adına teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir program. Hayırlı olsun diyorum. Çin konusunda ve Çin dış ticaret, işte ABD dış ticaret, bu Euroclear Bank'le yaptığı anlaşmaya geçelim. Aslında birbiriyle çok alakalı evren ikisi. Şöyle ki biliyorsun 2018 Mart'ından beri bu ABD Çin dış ticaret savaşları devam ediyor. Hani alevlenip tekrardan bir sönüyor, alevlenip tekrardan bir sönüyor. Bunun sebebi aslında Trump'ın çıkışları. Çin tarafına baktığında ise Çin'de şunu görüyorsun. Ben T.S. Lombard, İngiltere'deki bir ekonomik araştırma firmasının danışmanıyım. Çin analistlerimiz de var. Onlar da sürekli kontak halindeyim ve en son bir ziyaret de yapıldı Çin'e. Çin tarafındaki bürokrasiyle de görüşüldü. Çin tarafında şöyle bir şey var. Çin yavaşlama olayına okey. Yani %6 gibi bir büyüme oranını kabul ediyor. Bir takım konsesyonlar, yani tavizler vermeye okey. Ve doların yükselmesine okey. Yani para biriminin değer kaybetmesine okey. Böyle olduğunda, yani bu tarz bir konjonktürle karşılaştığımızda ABD ile Çin arasındaki bu ticaret savaşının devam etmesini beklememiz gerekiyor. Yani Çin taviz vermeyecek, Çin para biriminin düşmesine izin verecek, Çin ABD'nin her türlü söylediği şeyi yapmayacak. Yani bizim buradan çıkardığımız aslında sonuç bu. Burada mesela yani unutma söyleyeceğini, sözünü kısaca kesiyorum aslında, ama şöyle bir şey. Çin'deki verileri, ya madem Çinli analistler de çalıştırıyorsa evet, evet, grup, Çin'den. Şeyi önemsiyorum ben. Yani bizler hani Türkiye'deki aslında birçok işte akademisyeni ya da piyasa profesyonelleri, araştırmacıları, yani Çin'e gitmeyen ya da Çin'de çalışmayan diyelim bir süre boyunca, verileri sonuçta bir yerlerden alıp okuyup analiz etmeye doğru çalışıyorlar. O veriler hakikaten sağlıklı mı geliyor? Yani ben mesela büyüme rakamları geldiğinde bu binde birlik aşağı yönlü revizyonlar beni çok şaşırtıyor. Çünkü evet, birçok başka verilerde yani tüketicilere dokunan makro ve bir takım detay veriler içerisinde daha şey var, sert düşüşlerin olduğunu görüyorsun. Yani o teşvikler sürekli, işte rezerv munzam karşılıklarıyla falan oynamalar gibi hamleler. Yani sanki 6.2 böyle 6.2'ye kadar gelirken ki daralma bile çok böyle kademeli kademeli azar azar dozda verildi gibi geliyor biraz. Çünkü o da sistemin kendi içinde kapalı olmasından dolayı. İşte Çin açısından, Çin diye düşündüğünde belki o şekilde düşünebilirsin. O anlamda zaten bu Euroclear Bank'le olan anlaşma çok önemli. Oradaki tahvil, yani bir şekilde artık zaten liberalizasyona girmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Bu finansal piyasalardaki liberalizasyona, artık dışa açılmaya bir şekilde yavaş yavaş başlayacak. Ha, bunun sonuçlarını ileride yine Türkiye açısından bence olumlu. Bütün dünya finansal piyasalar açısından önemli. Biliyorsun likidite ne kadar fazla olursa, ne kadar yuan'ın likiditesi fazla olursa, yuan açısından, yuan üzerinden borçlanabilmek, orada ticaret yapan insanlar açısından önemli, oranın tahvilini işte rahat bir şekilde almak, bütün dünya ticareti açısından önemli. Bence çok çok olumlu sonuçları olacak. Hı-hı. Ancak bu uzun vadeli olacak maalesef. Şimdi, Türkiye nasıl 1980 yılında açıldı? Türkiye çok mu liberal bir piyasaya sahipti 1980 yılından önce? Ne kadar kapalı bir piyasaydı? 1980'den sonra oldu. Sonra yavaş 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 yavaş. Tabii açıldı aslında, ama yani orada dünya ticaretinden aldığı payda büyük bir artış olmadı. Yani dünya, Türkiye için söylüyorum. Dünya ticareti payı açısından baktığında %1, %1.8, %1 arasında giden. Yani biz %2, 3, 4, 5 falan pay almıyoruz dünya ticaretinde. Tabii ki dediğin gibi 40 yıl içerisinde Türkiye
serbestleşme ve liberalleşme açısından kendi iç politikalarında birçok adımları attı ama dünya ticareti açısından baktığında çok bir fazla büyük adımları o kadar atamadık. Doğru. Ama şöyle bir şey merak ediyorum bir taraftan. Yani benim birinci gözlemim bu Çin büyüme verilerinin ben daha aşağı yöne doğru gideceğini düşünüyorum. Daha aşağı yöne doğru gidecek Evren. Yani bir altı yani, seviyesinde aşağısını göreceğiz önümüzdeki dönem. Tabii zaten dönem. Bunu okeyler. Yani buna Çin yönetimi de okey. Ben anlıyorum yani hani diyorsun ki tabii ki rakamlarla oynuyorlardır. Zaten ülkenin nasıl bir ülke olduğunu biliyoruz. Rejim olarak nasıl bir şekilde yönetildiğini biliyoruz. Muhakkak bir oynama vardır diye düşünüyoruz ama Çin'deki analistlerle konuştuğumda şunu dediklerinde ya zaten hükümet daha düşük büyümeye okey şu anda dediklerinde diyorsun ki o zaman hani madem daha düşük büyüme konusunda hani şeyler, mutabıklar, o zaman bu adamlar çok da fazla oynamıyor olabilirler rakamlarla diyorsun. Bir de orada biliyorsun yani çok daha fazla işte gölge bankacılık problemi var, krediler batı problemi, kredisi batı problemi. Kredi problemi var. Tabii yani. burada birçok problem var aslında da yani bir hızlı şişkinliğin getirdiği şimdi kontrollü bir daralma yaşatılıyor Doğru. diye geliyor bana. Yani 20 yıl içerisinde. Kontrollü bir daralma. Ve bunun aslında gelişmekte olan ülkelere yani global resesyon işte perspektifi açısından baktığımızda acaba orayı etkiler mi diye global resesyon konuşuluyor şu anda çok fazla. Global resesyonu etkiler mi diye düşündüğümüzde evet. Ama biz önümüzdeki 6 ay içerisinde yine ben T.S. Lombard'ın ekonomist olarak burada yorum yapıyorum. Önümüzdeki 6 ay içerisinde ne ABD tarafında ne de global tarafta bir resesyon, global bir resesyon. Tamam bugün belki şeyi konuşacağız Almanya, İtalya şeylerin rakamlarını konuşacağız seninle ama global tarafta yani ABD ciddi bir anlamda bir yükseliş sergiliyor. Yani yükseliş sergiliyor derken yani halen daha ekonomisi daha kuvvetli bir durumda. Türkiye ile karşılaştırdın işte Türkiye dışarı açılmasına rağmen dedin, finansal liberalizasyona rağmen dedin, dış ticarette işte şey ama bakıyorsun işte yeni haber çıktı 25 Eylül'de. DEİK ABD TAİK bu ABD'ye gidecek ve şey konuşulacak. ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması. Şimdi Evren orada çok enteresan bir şey var. Şöyle ki yani biz o 100 yani bizim şu yani o dış 100 milyar dolarlık ticaretten bahsettiğimiz orada ticaret, toplam ticaret, ihracat ve ithalat içerisinde. Tabii toplam ticaret hacmi. Diyorlar ki 50 milyar dolar ihracat bunun içerisinde 50 milyar dolar ihracat olur mu? Şu ara işte ABD ile ihracat rakamlarımız 5-7 milyar dolar civarında falan. Yani hani ABD 5. ülke Türkiye'nin ihracatında. Ciddi anlamda çok fazla ülke gidecek oraya. Şöyle ki çok fazla şirket gidecek ABD'ye bu toplantı sırasında. Recep Tayyip Erdoğan'la beraber. 450 kişilik heyet orada şu anda. Önemli. Önemli ama 50 milyar dolarlık bir ihracat kapasitesini sağlayacak bir şey sağlayabilirler mi? İşte burada Çin gerçekten hani bu orada Roy galiba şeyi bu ticaret bakanı, ABD Ticaret Bakanı'nın konuşacakları. Yani Çin konusunda gerçekten Çin'den bence artık sıkıntıları sıyılmış gibi geliyor bana ABD'nin. Biraz sıkılmışlar. Hani Türkiye ile her türlü anlaşmaya açık olabilirler. Ha, 50 milyar dolar değil ama Türkiye'nin işine yarayacak bir takım olumlu gelişmelerle geri dönebilirler o 25 Eylül toplantısında. Yani şöyle bir şey aslında hani yine gündelik hareketlerin dışına sıyrıldığımızda işte sen de güzel özetledin hani 80'den itibaren Türkiye'deki durumu. Ben biraz daha geriye gideyim. 74 Bretton Woods'dan sonra mesela dünya. Biliyorsun ondan öncesiydi artık İkinci Dünya Savaşı'na kadar inmeyelim ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın kazanımlarının ve Avrupa'nın kayıpları sonrasında biliyorsun gelen Bretton Woods sisteminden itibaren dünyada para nispeten tabii ki bugünkü dönemle alakası yok ama serbestleşme dönemine gitmeden öncesinde o dolar ve altın eşitliğiyle başlamıştı ilk adımlarını. Aslında o eşitlikler bugün değerlendirdiğinde, yani bugün derken yine 5 sene önce de öyle değerlendiriyordum da ama günümüzde diyelim en azından,
Günümüzde baktığında Amerika'nın ciddi anlamda yani o 74'ten sonraki 2000'li yıllara ya da 2010'lara kadar gelen hatta periyot içerisinde diyelim, ticaret içerisindeki payı arttı. Yani bir 25-30 sene, 35 sene ciddi anlamda arttı dış ticareti içerisinde, dünya ticaretinin içerisinden aldığı pay. Ama gelişmekte olan ülkelerin Çin tabii ki burada başı çekiyor. Yani o 20 yıl aşağı yukarı çift haneli yarattığı bir büyüme temposu olmuştu Çin'in bu küresel kriz öncesine kadar. Yani 1990 başları 2010-11'e kadar olan, yani son 9 sene öncesine kadar olan, orada zaten büyük bir kitleyi düşük gelirli seviyeden en azından orta gelir seviyesine Çin'de çıkardı. Hani bugünkü sorunların arkasında biraz aslında Amerika dış ticaretten aldığı 74'ten sonraki dönemde payı arttırırken, ama son en azından 10-15 sene içerisinde gelişmekte olan ülkelerin payı arttı, Amerika'nın payı dış ticarette azaldı. Ama hala dolar kullanımı devam ediliyor. Dolayısıyla emtia tarafından siz yani ticareti dolarla yaptığınız zaman ister istemez geliriniz de dolar oluyor. O geliri dengelemek için gideri de dolar olarak kullanmanız gerekiyor. Yoksa hedging mekanizmasının dışına çıkmış oluyorsun. Yani yaptığın aslında ihracat geliri karşısında bir nevi dolar borçlanman da, yani dolar cinsi tahvil tutma vesaire. Yani Çin Amerika böyle gelişiyor baktığında. Ama bu şu anda bence uzun süresi, yani bundan mesela 10, 15, 20 yıl sonrası için sürdürülebilir gibi gelmiyor bana. Valla böyle bir atılım yapılması bence önemli. Şu anlamda önemli Evren. Yani hani sen de biliyorsun, finansal piyasanın çevrimi ne oluyor? İşte kişi kendi elindeki fazla parayı bir şekilde az ihtiyacı olan kişiye veya işte kuruma bir finansal döngü var işte. Benim elimde çok daha fazla ücret varsa, ben bir yatırım yapmak istiyorsam bunu kime veriyorum? İşte ihtiyacı olan kişiye. Aslında finansal döngü bu şekilde işliyor. Ne bu bankalar aracılığıyla olduğu gibi finansal piyasalar aracılığıyla da oluyor. Ama Çin'in bunu yapması için gerçekten bu tahvil piyasasına bir şekilde zaten girmesi gerekiyordu. Oradaki döngünün İlerlemesi açısından Euroclear Bank'le yapacağı anlaşma önemli. Bence de çok önemli. Tabii yani dünya finansal sistemi açısından da önemli. Tabii yani siz uluslararası takas sistemine menkul kıymetlerinizi kote ettirmeyi başardıysanız, tabii bir ikinci aşama bu, başlangıç aşaması. İkinci aşama bu ihraçlara uluslararası yatırımcıların talep göstermesi. Aynen öyle. O yüzden Çin'in bundan avantaj olabileceğini hani... uzun vadede ben açıkçası bekliyorum. Tabii işte benim aslında yine hepsini bağlayacağım nokta şu olacak ki, başarılı olması için aslında ticarette Rusya, Çin ya da işte İran, Çin, hani AB ve şey harici diyelim, Batı paktındaki ülkeler haricinde Asya ya da işte oradaki Orta Doğu'daki bir takım Çin'le birlikte siyasi ya da diplomatik olarak birlikte hareket eden, düşünsel olarak hareket eden ülkelerin geçtiğimiz en azından 3-5 sene içerisinde merkez bankaları kanalıyla işte swap anlaşmaları yaparak bir takım işlemleri de devreye almaya çalıştıklarını gördük. Ama burada ben hala pek bir başarı elde edildiğini görmedim. Hani duymadım işte en azından. 2020'den sonra. Dolayısıyla çok yavaş ilerleyen bir yavaş süreç ilerleyecek. Bu. Buraya Batı'yı ve Amerika'yı dahil etmediğin sürece şu edilecek anda. Edilecek tabii ki. Yani zaten orada şey gibi bir şey beklemeyelim biz. Yani ABD her ne kadar faiz indirimi gerçekleştiriyor olsa da doların kuvvetli kalmasının çok fazla destekleyen gelişmeler var önümüzde. Yani 25 bas puan indirecekler en fazla. Tekrardan yapacaklar. Sen TS Lombard Aralık ayında bekliyor ama ben halen daha çok Aralık'ta hani, bir indirim daha Aralık'ta bekliyor. Aralık'ta bekliyor. TS Lombard bekliyor. Piyasa aslında iki taneydi. İşte o işte açıklamalarla şahinsel bir hafif araya şahinsel diyelim. Evet. Yani onun bile ya baksana veriler ABD'de çok çok kötü gelmiyor yani. Yani evet. Avrupa'yla kıyasla. Bugünkü veriler de iyi geldi. Tabii ki. Yani o bağlamda dolar seviyesini yani çok fazla hani aşağı düşmesini beklememeliyiz dolar endeksinin. Okay. ABD-Çin dış ticaret savaşlarının devam etmesi de bunda etkili olacak. İstersen buradan şeye geçelim hızlıca. Bu PMI'ler çünkü konu olduğu için üretim yani imalat tarafındaki gelen verilere bu market tarafından yayınlanan düzenli. Şimdi
editörümüz bizi konuşurken sırasıyla ekrana da getirecektir. Aslında öncelikle ona geçerken şeye de değinmek istiyorum. Yani Amerika para piyasalarında bir geçen haftadan başlayan hafif bir çalkantı da var. Yani bu repo faizlerinin yaklaşık %8-10'lara kadar vurması. Yani bir taraftan şey de tartışıyor işte bir haftadır. Tekrar bu parasal gevşeme hamlelerinden sonra Merkez Bankası gene şu anda arkamızdaki volda gözüküyor. Tekrar bir parasal şeye mi gelecek, pakete mi yol açacak bu? Çünkü ABD tarafından 85 milyar dolar kadar her gün işte 70 ila 85 milyar dolar arası FED bankaları fonluyor. Bu geçen hafta başlayan olay. Vergi indirimleri konusu ile başladı. Bayağı bir sıçrama var işte şu anda görüyorsun. O ilk tepeyi gördüğümüz taraf aslında 2001 krizinin yaşandığı periyot. Ondan sonra uzunca tekrardan şey oldu. Geceli kazino bonusu. Evet, yani repo piyasasında bir sıkıntı var. Bu sıkıntının işte vergi ödemeleri dolayısıyla geçen hafta en azından söylenen içeride şirketlerin de elinde, bankaların özellikle şirketlerin elinde vergi ödemesinden dolayı parasal şeye çıkışı söz konusundaki çıkışı. Bankaların da Fed'in bilançosunu işte aşağı doğru çekmesinden dolayı bu işte excess rezerv dedikleri yani atıl rezerv miktarında da ciddi azalış olmasından dolayı bir para ihtiyacı doğuyor. Bunu izliyoruz. Bu önemli. Hani bununla bir başlayalım istedim yurt dışına girerken veri konusunda. PMI tarafında şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsun Avrupa şeyi, yani imalat tarafı Avrupa'da, Güney Avrupa en azından zaten kötüydü. Yani uzunca bir süredir kötüydü Avrupa krizinden sonrasından itibaren. Ama hep Almanya tabii başta olmak üzere bölgeyi ayakta tutan ülkeydi. Evet, evet. Şimdi Almanya verileri de kötü geliyor son dönemde. Ya işte Almanya resesyonuna girecek mi gibi şeyler var şu anda. Yani burada kaygılar. Yani en son bugün gelen mesela Amerika'nın PMI'si kötü iyi geldi. ABD'de iyi geldi. Avrupa'da bayağı kötü geldi. Dolayısıyla hani burada şeyi Almanya'nın mesela 2020'de resesyona girmesini bekler misin? Hani bu teknik resesyon diyorlar ya. Ya o nedir? O yanlış. Yani ben öyle bir şey öğrenmedim ya. İktisatta bu Türkiye'de çok söyleniyor, ya konuşuluyor çok da. Yani bunu ya. Yazıldığını da görüyorum ama üzülüyorum da bir tarafta. Bunun tekniği teknik olmayanı var mı? Hani bir en azından ekonomist olarak açıklarsan sevinirim. Bunu bir söyleyelim önce. Şimdi teknik resesyon diye bir terim yok. Resesyon diye bir terim var. Gerçekten büyüme tarafında iki çeyrek üst üste yıllık bazda eksi bir büyüme oranıyla karşılaştığımızda eksi büyüme oranı nedir? İşte sizin gayri safi yurt içi hasılanız geçmiş yılın gayri safi yurt içi hasılasına göre azalmışsa, bir küçülme yaşanmışsa, daralma yaşanmışsa iki çeyrek üst üste buna resesyon diyoruz. Ve teknik resesyon diye bir cümle, kelime hiçbir ekonomi kitabında ben görmedim maalesef. Ben bugün de okudum yine bir ekonomi haberinde teknik resesyon. Almanya için de hani haberinde geçiyordu. Yanlış, resesyon diye söylersek hepimiz de, herkes de anlar. Zaten her şeyimiz teknik yani bir şekilde konuştuklarımız, bizim resesyon dediğimiz, enflasyon dediğimiz, faiz enflasyon dengesi dediğimiz şeyler bunların hepsi aslında teknik konuşmalar yani. Bizim cari işlemler dengesine baktığımızda da değerlendirdiğimizde onlar da teknik. Hani hepsinin başına teknik koyalım o zaman. Neyse, resesyon dediğimiz şey aslında Almanya tarafında evet bir resesyon şeyi tehlikesi var. Ancak orada benim gördüğüm Euro'nun ciddi bir anlamda artık değer kaybetmesinde Avrupa Merkez Bankası izin verecek. Euro bir şekilde değer kaybedecek ve Euro değer kaybettikçe bir şekilde belki hani Almanya'nın ve diğer işte İtalya'ydı. İtalya zaten, İtalya'da veriler çok daha kötü geliyor Almanya'dan. Bir yararlanma olası da var Euro'daki düşüşten. Ben ileriki vadede birazcık finansal piyasa açısından da onu değerlendireyim. Euro'da ciddi bir anlamda düşüş. Bunun da Euro bölgesinde yardımcı olmasını beklediğim bir gelişme olarak görüyorum. Yani Avrupa Merkez Bankası zaten kolları sıvadı parasal genişleme için. Öyle bir resesyon olsa bile evren, hani şöyle değerlendirelim. Yani ben yine Türkiye açısından bakacağım. Türkiye'de mesela resesyon diye değerlendirme dediğim, bahsettiğim şey yaşandı. Hatta üç çeyrek üst üste eksi geldi. Bu resesyonun devam etmesini bekliyoruz. Ha, orada önlemler daha hızlı alınıyor. Avrupa tarafında daha hızlı alınıyor. Almanya'nın başına gelen bu küçük işte daralma
bir şekilde Türkiye'nin ihracatını çok ciddi anlamda etkileyecek. Çünkü birinci ihracat şeyi. İstersen sözünü kısaca bir ara verelim. Yurt dışından Chicago Üniversitesi'nde bir Türk profesörle ilgili bir VTR'miz var. Onu girelim, oradan sonra devam edelim. Almanya dışından yıldız bir araştırmacıyı Almanya'ya getirebilmek için ya da Almanya'ya bir şekilde bağlayabilmek için bir ödül oluşturdular. Geçen sene ilk defa bu ödül verildi. Geçen sene temel bilimler ve mühendislik alanında verildi. Bu sene bu sene sosyal bilimlerde ilk defa verildi. Gelecek sene de fen bilimlerinde verilecek. Ödülün içeriği ise 80 bin euroluk kişisel ödül haricinde aynı zamanda 1,5 milyon euroluk bir araştırma fonu veriliyor. Ve bu fon sayesinde de Almanya'ya da fayda getirecek bilimsel araştırmalar yapılmasının önü açılıyor. Her yıl bir kişiye veriliyor ve bu yılda dediğim gibi sosyal bilimlerde ilk defa verildi. Ve bu ödül de bana verildi. Tabii ki çok mutluyum. Normalde benim araştırma konularım, ben ekonomik büyüme, girişimcilik, inovasyon, verimlilik gibi konularda çalışıyorum. Ve dediğim gibi ne tarz endüstriyel politikalar kullanılmalı ki ekonomiler büyüsün. Burada önemli olan nokta veri tabanlı politika dizayn etmenin önemi tabii ki de. Ve her ülkenin de tabii ki kendine ait ayrı bir hikayesi var. Yani siz bir ülkeye bakarak o ülkenin politikalarını alıp başka ülkeye getiremezsiniz. Örneğin Amerika için geçerli olan iyi olacak politikaları siz alıp Hindistan'a ya da Afrika ülkelerine getiremezsiniz. Çünkü her ülkenin kendine ait başka hikayeleri, başka problemleri var. Evet sayın seyirciler, Perspektif programımıza kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklam sonrasında ekonomist Şevin Ekinci ile tekrar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Evet, iyi akşamlar tekrar sayın seyirciler. Perspektif programında ekonomist Şevin Ekinci ile tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Şevin, şimdi yurt dışıyı epeyce konuştuk. Çok da konuşabiliriz ama bence konuş bitmiyor yurt dışı. İstersen Türkiye'ye geçelim. En azından seyircilerimiz daha ilgisini belki çekecektir diye düşünüyorum. Evet, çünkü epey bir gelişme var orada. Şimdi editörümüz yine konuşurken bu Türk şirketleriyle ilgili ve Türkiye ile ilgili özellikle BDDK'nın kararının da arkasında bazı gelişmeleri barındırdığı için o grafikleri dönecekler ekranda. Şöyle bir şey, yaşanan en son durum, yani son bir hafta 10 günlük hadise biliyorsun. BDDK'nın almış olduğu karar neticesinde bankalardaki 46 milyar TL'lik problemli kredinin batık kredilerin şeyden bilançodan en azından önce adının konularak ve bunların tabii ki %100 karşılık ayrıldığına dikkate alarak ama bunun bankalara ilave bir sermaye enjeksiyonu getirmesi, maliyeti getirmesi en azından karlılıkları da aşağı çekeceği için bilinen şeylerdi. Rakamlar tabii tam hani 3 aşağı 5 yukarı birçok şey telaffuz ediyordu. Ama en azından adını koymuş olduk problemin. Ne düşünüyorsun? Yani burada piyasalar tabii ki geçen hafta bankacılık tarafında ciddi satışlar yedi. En azından cuma günü duruldu satış tarafı. Hani o anlamda iyi bir durumdayız diye söylemek mümkün olabilir. Ama en azından bundan sonrası ne düşünüyorsun? Merak ediyorum. Şimdi açıkçası Evren, ben oraya biraz daha ekonomist gözüyle baktığım için, yani hani makroekonomik tarafından baktığım için tabii ki piyasaları ilk başta belki bankacılık karlılık oranları açısından almış olabilir ama bizim geçen seneden beri konuştuğumuz bir şey vardı batık kredilerle ilgili. Şimdi Türkiye'de biliyorsun 2016 yılındaki bu şeyden beri, 2016 yılında bu KGF'ler çıkartıldı biliyorsun. Kredi garanti fonları çıkartıldı. 15 Temmuz'dan sonra. 17 Mart. 2016. 2017 Mart değil mi? Darbeden sonra. 2016, 15 Mart. Temmuz. Ondan sonra çıkartıldı. Tamam. Bu kredi garanti fonunu bir şekilde. İlk söylüyorsun. Tabii. Birincisini. Bu resesyon konusu olmadan önce, ekonomik finansal kriz, 2018 finansal krizi, işte dövizden kaynaklı bir finansal kriz olmadan önce 2016 yılında bir şekilde işte reel sektörü canlandırmak için kredi garanti işte fonu adı altında aslında kamu bankalarına çok fazla yük olan bir şekilde bir kredi sağlanmaya çalıştı KOBİ'lere.
şirketlere. Bunun bir maliyeti zaten oluyordu kamu bankalarına. Daha sonra 2018 yılında yaşanan döviz kaynaklı bir finansal krizden sonra tekrardan kamu bankaları krediler vermek durumunda kaldı açıklanan paketlerle. İşte bir şekilde ekonomiyi canlandıralım, verelim, kredi verelim, şu orandan verelim, şu kadar verelim diye. Şimdi o dönemden beri, biz 2018 yılından beri izlediğimiz şey şu ki, 2010 kamu bankalarının verdikleri kredilerle özel bankaların verdikleri krediler arasında çok ciddi bir açılım olmaya başladı. Kamu bankalarında kredi oranı artışını görüyorsunuz. Özel bankalara gidiyorsunuz. İşte özel banka ismini vermem şey mi? Neyse, şu anda vermeyelim. Özel bankalarda işte kredi oranları düşüyor. Çok fazla kredi vermiyorlar. Şimdi bu durumda kamu bankaları ile özel bankalar arasında ciddi bir azalış açılım olunca bir de sektöre bakıyoruz. Sektörel bazda. Sektörel bazda ciddi bir kredilerde artış görmüyorsunuz bu kadar teşvike rağmen. Bir şekilde krediler canlandırılamıyor. Esasında editörümüzün ekrana getirdiği grafikte çok net gözüküyor ki hangisi? 2001-2019 yani son 20 yani Türk şirketlerinin borçluluğunda nasıl artış yaşanmış. Hane halkı çünkü 2009 öncesine tamam. baktığında o kadar bir artış yok. Son 10 yılda reel sektörde müthiş bir borçluk artışı oldu biliyorsun. Yani gayri safi milli hasıle oranı neredeyse 3 katına yaklaştı. Yani %25'in biraz üzerinde. Peki bu borcu verenler kimler genelde? Tabii bankalar. Kamu bankalarında ama ciddi bir yük olmaya başladı. Özel bankalarda o kadar... Özeller de verdi ama baktığında yani büyük özel bankalardan. Yani bugünkü baktığında... kredilerin, problemli kredilerin tahsiye edilmesi, bilançodan dışarıya çıkarılması oranlarına baktığında özel bankalardan da borsaya açık olan bankalarda ona göre zaten fiyatlarında ciddi düşüşler oluyor. Aslında ben sana şuraya da gelmek istiyorum. Şimdi ben o batı kredilere geleceğim şimdi. Tamam, okey. Şimdi orada bizim şöyle bir önerimiz vardı. Bunun sebebi işte bu tarz bir öneri getirmelerinin sebebi aslında resesyonu önlemekti değil mi? Evet. Hani resesyonun oluşumunu önlemekti. KGF'de önledi esasında bence. İlk KGF'de önledi. Tabii tabii. Ama bunu fiskal tarafa sen yükünü düşünebiliyor musun? Fiskal tarafa baktığımızda mali sektöre baktığımızda, bütçeye baktığımızda bütçede nasıl bir yük var biliyor musun? IMF Türkiye representative. Bu bir aslında. IMF Türkiye temsilcisi ile sürekli görüşme halindeyiz. Ben her ay IMF Türkiye temsilcisinden IMF tanımlı bütçeyi istiyorum. Ve önüme gelen işte şeyde gördüğümüz, Maliye Bakanlığı'nda gördüğümüz bütçeyle IMF tanımlı bütçe farklıdır. IMF tanımlı bütçe de faiz dışı açık, gayri safi yurt içi hasılın %3'üne ulaştı. Evet, evet. IMF tanımlılar... 120 milyar dolar açık var. IMF tanımlılar biliyorsun bir kere tek seferlik gelirleri dikkate almıyor özellikle. Yani onun süreklilik arz etmesini tamam istediği için. Evet. Ve hükümet de tabii ki özellikle son... Resesyondan nasıl çıkacağız son, o zaman? İşte son 5-6 yıldır hükümet de haliyle bu tek seferlik gelir kısmında epeyce... çeşitli örnekler yani bedelli askerlik, imar, afları vesaire anlıyorum. Çok getirdiği için. Ama en iyi getirmesi bizim 2018-2019 yılı başından beri söylediğimiz şey Türkiye'de batık kredi problemini çözün. Batık kredileri için herhangi bir banka oluşturun. Bir şekilde bu batık kredilerin dönmesini sağlarsınız sektöre. Belki orada bir canlanma sağlarsınız geri dönüşte. Yani hani buradan zaten yeniden yapılandırma yapılıp duruluyor bir şekilde. İstersen sürekli. Birkaç tane ben sana şeyden yani bir ekonomist yani meslektaşın yabancı İspanyol ondan bir iki alıntılayarak hani istatistik lütfen vereyim. Dünyada son 40 yılda 124 tane sistemik bankacılık krizi olmuş. 208 tane kur krizi olmuş ve bunların kur krizlerinin özellikle 124 diyorsa 208 kur krizi. Birisi 124. Kur krizi, biri kur krizi, öbürü sistemik bankacılık krizi, direkt bankacılık tarafı. Şimdi biliyorsun bankacılık krizi 2001'deki dünyada. 100 öbürü kaç? 208 kur o krizi. O da kur krizi. Son Türkiye'nin 2018'de yaşadığı kur krizi. Evet, evet. Yani sonuçta yerel paradaki değer kayıpları belli bir yüzdeyi yani %30'u falan aştığı zaman
Bu haliyle ciddi değer kaybı yaratıyor bilançolarda biliyorsun, özellikle reel sektörde. Burada tabii yani bir takım ülkelerde temerrütler de olabiliyor, Latin Amerika tabii başta olmak üzere. Eski krizlerde mesela 1970 ile 2006… Bu ne zamandan beri peki 124 ile 208? Son 40 yılda. Son 40 yılda. Eski krizlerde mesela 1970 ile 2006 yılları arasında ekonomik daralma %20 ile %30 arasındayken, yeni krizlerde yani 2007 sonrası diyeyim, son 10-12 sene daralma yüzde… Daralma daha az. Tamam mı? Daha az. Ama onun tabii işte daha az. Şeyle de çok alakası var. Yayın başında konuştuğumuz finansal liberalizasyonla… Tabii. Ticaret gelişmeleriyle çok çok fazla alakası. Evet, yani burada tabii bankacılık sektörünün daha fazla risk aldığı ya da işte eskiden mesela 2009 krizi öncesinde daha çok kaldıraç kullanıldığını biliyoruz. 2001 yılında sabit kur rejimi vardı. Bankacılık sistemine ciddi bir yüktü o. Benim aslında hani senin daha makro bakış açısından hani buradan sonra gelebileceğin şeyi şunu özetlemek istiyorum. Biz yani nereye gidiyoruz? Mesela yani kur ya da faizde ani şoklar yaşanıyor değil mi? Sonra bir sert ekonomik daralma geliyor. Geldi. Hızlı kredi daralması karşımıza çıkıyor. Sorunlu kredi miktarlarında artışlar oluyor. Banka bilanço varlık kalitesinde azalmalar, bozulmalar oluyor. Banka karlılıklarında düşüş oluyor ve banka regülasyonlarında bu dönemde gevşetmeler yaşandığını görebiliyoruz. Sorun bazı ülkeler mesela Malezya banka regülasyonlarında gevşetmeleri yaptığını geçmişte gördük. İşte bu borç idare komiteleri falan kuruyorlar. Mesela bu Asya'daki bir takım banka ülkeler. Banka regülasyonlarında gevşetme derken ama bunu çok dikkatli yapmak gerekiyor. Evet evet. Yani ben yapılan regülasyon kötü bir şey yapılan değil. Yapılan örnekleri söylüyorum. Yani ekonomik konjonktür döngüsü iyiken biraz daha sıkılaştır, hafif biraz daha ipleri şeye al. Evet. Kötü olduğu zamanda da biraz daha hafif gevşet ki o denge yani bu risk yönetiminde aslında çok uygulanan bir mantık. Risk yönetimi tabii. Dolayısıyla yani bu hani geçmişte yaşanan bir örneklerden alıntıladığım şeyler bunlar. Ve kredi portföylerinde doğru tespit yani bu batık NPL kredi tarafı. Kredi portföylerinde doğru tespit işte bizim dediğimiz bu batık krediler. Evet. %4.8 oranında. İstersen bitireyim ben sana sonunda hepsini yorumlarsın. Batık kredi portföylerinde tespitler mesela Tayland falan bunu Endonezya falan geçmişte yapmış. Ama burada iskonto önemli. Yani iskontolar %50 ile %80 arası yani kredi portföyünün batık kısmında belli bir iskonto yapılıyor. Yani orada ciddi haircutlar oluyor biliyorsun. Tıraşlama operasyonu yapılıyor. Dolayısıyla belki %20'sini geri alabiliyorsun. Belki daha da az olabilir ama ciddi miktarda iskonto. Tabii burada hani kredi yapılandırma komiteleri içerisinde bir takım kamu özerk işbirlikleri sonucunda bir takım kredilerin daha devamlılığını sağlamak için operasyonlar yapılabiliyor. Ama her ne yaparsan yap, yeniden yapılandırmanın maliyeti gayri safi milli hasılın mesela Tayland'da %32'sine, Malezya'da %20'lere yaklaşmış, Endonezya'da da %30. Yani bir şeyin gayri safi milli hasılın 1/3'üne yaklaşan oranda, tabii ki bu bir yılda değil, yani o dönemin tamamını için düşünmek mümkün. Maliyet tarafında işte onu doğru dengelersen maliyet tarafını da düşürebilirsin aslında yeniden yapılandırmanın maliyetini. İşte bizim dediğimiz mesela bad bank diye bir şey kurmakta. Evet. Yani kötü banka kurup. Tabii, bunu seçmedik bu yöntemi. Bu yöntemi tabii seçen ülkeler oldu var, yani evet. Geçmişte. Zaten şeyde de biliyorsun mesela Avrupa 2008'den aynen, sonra 2010 ile 2013 tabii. Periyodu içerisinde kredilerdeki sorunlu varlık şeyi kredilerin sorunlu kısmını sistemin etkilememesi için kötü banka kurdu. Evet. Yani dolayısıyla Avrupa'da zaten bu dediğin örnekler gerçekleşmişti bundan 7-8 sene öncesinde. Orada şöyle bir şey de var. Tabii iskontolar da yine yüksek miktarda oldu o dönemde. Özellikle Güney Avrupa tarafı Yunanistan'da başta olmak üzere baktığında. Aslında gelinen bütün nokta ekonominin herhalde performansı oluyor. Yani bundan sonrasında ekonomik büyüme istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde bu operasyondan sonra tekrar ayağa kalkıp... Önemli bir operasyon. Ben çok olumlu görüyorum aslında bu gelişmeyi. Sürekli public bank, işte kamu bankalarına yüklenileceğini, kredi versinler. Ya çünkü insanlar gerçekten kredi almak istiyorlar mı acaba? Ortama güven o kadar çok önemli ki. Yani sen niye kredi alırsın ki? Sen hani ileride bunu satamayacağına inanıyorsan, fiyat artışlarının olacağına inanıyorsan, maliyet artışlarının olacağına inanıyorsan, sen tekrardan neden şey kurasın ki bir büyüme yaratılsın ki şirketinde ya da neden şirket kurasın ki? Ya önce sorunun kökeni çözülmesi gerekiyor. Bunun da aslında büyüme tarafında bizim her zaman derslerde söylediğimiz şey, hani benim artık neredeyse evren, yani ortaokuldan beri, yani ben küçük yaştaydım, bize girerlerdi. Yani eski
kitaplarda çok fazla yok. Verimlilik konusu o kadar önemli ki, işte bu İngilizce kitaplarda productivity diye hani geçen, Türkiye'de verimlilik ne kadar az konuşuluyor Türkiye'de. Yapısal reformda işte konuşuyoruz, geçiyoruz. Ne kadar verimliliği arttırırsan zaten büyüme veya resesyon tarafında o kadar hani az sorun yaşarsın. Verimliliğe eğilinmiyor Türkiye'de. İşte aman kısa yoldan kredi verelim, banka kredi versin. O yani bakıyorsun bir Güney Kore'ye, teknoloji tarafında yaptıkları yani hani ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarına neden faydalanmaya çalışıyor? İki tarafta. Bir taraf finansal bölge. Bir de teknoloji. Buraya dokunulmuyor bile. Hani belki vizyon açısından bu tarafa biraz da bakılsa daha iyi olacak. Burada tabii şöyle bir şey de var. Yani Avrupa örneğini az önce özetledim sana kısaca. Tabii ne kadar performanslı bir şekilde ve ne kadar hızlı bu problemli kredileri bilanço dışına çıkartıp onu da işte şeffaf bir şekilde yurt dışı ya da yurt içi işte varlık yönetim şirketleri dediğimiz şirketlere pazarlayabilen yani satışı yapılabilirse o paketlerin ondan sonraki ekonomik performansla birlikte aslında toparlanma da bu kadar hızlı olduğunu diğer örneklerde, yurt dışı örneklerinde gözüküyor. Mesela İrlanda. İrlanda, İrlanda %10'luk büyüme sağladı. 2014 ile 2017 yılları. Aynen. Hatırlarsan 2014 öncesinde yani batıyor İrlanda diye batıyor diye konuşulan bir ülkeydi. 2010 ile 14 yıl öncesi. Evet. Yani 2010-13 falan. Aynen. Dolayısıyla burada orada bankacılık düzenlemeleri de gerçekten tabii. Çok. Mesela evet. Amerika örneğinde hatırlarsan TARP diye bir program vardı. Evet. Trouble Asset Relief Program. Doğru. Değil mi? Yani sorunlu varlıkların tekrar rehabilite edilmesi programıydı. Mesela o da bunun gibi bir evet, şeydi. Yani bankalar BDDK da acaba o şekilde mi eğilecek? Mesela bankalar sermayelendirildi. Sevdi batması gerekenler batırıldı. Lehman Brothers, Brennan Stearns falan evet, gibi. Evet. Stres testleri yapıldı. Kaç tane stres tabii, testleri yapıldı? Bunlar şeffaf yani. Bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldı. Sonra banka birleşmeleri falan yapıldı. Evet. Dolayısıyla hani burada tabii şey hani sorun bir şekilde güveni arttırmak. Doğru şeyleri herhalde uygulamaları güven, tabii, yapmak. Güven tabii yani hani senin ileri vadede malını işte ürettiğine, satabileceğine inanıyorsan, yani kurumlu bir şekilde ilerleyeceğine inanıyorsan, tabii ki insanlar hani kredi almaya giderler. Ama şu anda o tesis edilmeli. Hı hı. Bunun arkasında işte siyasi istikrarın olması gerekiyor, siyasi verilere inanılması gerekiyor, siyasi söylemlere inanılması gerekiyor. Sonra halen daha finansal piyasalara inanılması gerekiyor, finansal piyasalara. Şimdi editörümüz krediyle ilgili de bir grafiğimiz var, onu da getirsin hazır konuşurken. Mesela senin de dediğin gibi az önce aslında kredi pazarı özellikle bu son iki senedir diyelim, hani daha geçmişine gitmeye şimdilik gerek yok, yakın dönem için. 2018'den itibaren hakikaten devlet bankaları başta olmak ya üzere evet, bak, yönlendirme nerede? Veriyor. İşte işte grafiğin üst tarafında görüyorsun. En fazla devlet bankalarında. Kadar özel bankalardaki azalışı görüyor musun bak? Evet evet yani eksi. Eksi 20 2019'da. Yani burada 2019'un başlarında yine devlet bankaları seçim dönemi öncesinde kredilendirme tarafında tabii önemli bir şey yaptılar. Adım atmışlardı. Orada yine ciddi anlamda yükselişler oldu ama özel bankalar hali hazırda yani defansif durumda kalmaya devam ediyor. Ama çok normal değil mi? Yani hani o tarafta da aslında bir şekilde onlar da bankacılık sektörünü koruma. Türkiye'nin de 2001 yılından gelen bir bankacılık krizi şeyi var, travması var yani. Nasıl şimdi döviz travması yaşadılarsa 2018 yılında halk olarak hepimiz yaşadıysak. Tabii burada şöyle bir şey var. Hani benim aslında merak ettiğim nokta yani iki şey var aslında. Yani gelmek istediğimiz bu kadar konuşmanın yanında sonuç olarak. Bir, faiz düşüyor yani. Geçen seneye göre baktığında düşmesi de gerekiyor bakma yani Eylül, şu ara. Eylül ayında geçen sene %40'lara hatta biraz daha üzerine çıkan ticari kredi faizleri yılın genelinde de %20'nin üzerinde devam eden kredi faizleri halihazırda kamu bankaları yine önderliğinde %13, 14, 15 mertebelerine kadar geriledi. Doğru. Özellikle bireysel yani konut tarafındaki kredilerde işte şeyleri görüyoruz. 0.99 kampanyalar yine başladı. Yani bileşiği kabaca %12 diyebileceğimiz. Mevduat faizleri de tabii geriledi. Yani
o da ortalama bir aya kadar olan mevduatlar. %15'lerde işte bir ayın biraz üstündekiler 16 civarı diyelim. Ama zaten mevduatın %85'i 80 küsürü 1 ile 3 ay arasında dönüyor biliyorsun bankalar. Dolayısıyla mevduat tarafında da zaten önden yüklemeli mevduat faizleri biliyorsun. Merkez Bankası'nın operasyonundan yani faiz indirmeden önce indi 750 bas puan inişin. Peki şimdi buradan sonra hani yine editörümüz getirecektir. Türkiye'nin geçmişte yani yine 1994 çok uzun dönem 99'dan bu yana gösterdiği ekonomik performans yani gayri safi yurt içi hasıladaki yıllık değişim oranlarına baktığında gayet bir V krizlerden sonra ya da resesyonlardan sonra V tarzında diyebileceğimiz şekilsel bir çıkışları görüyoruz. Daha önceki resesyonlardan. Eski yani evet 94 işte 2001 falan. Şimdi ne bekliyorsun olamıyor. Senin? Neden şimdi olamıyor mesela? Evren açıkçası 2018 yılında yaşanılan kriz, döviz krizi yaratılan bir kriz oldu maalesef. Yani onu tekrar etmeme gerek var mı? Yok. Yani o kriz yaşanmayabilirdi bir şekilde. 2018 yılında Haziran ayında yaşanan döviz kurundaki artışla, Ağustos ayında yaşanan döviz kurundaki artışla bir şekilde aslında Türkiye kendisini kurtarabilirdi. Şöyle ki inatla gitmemek gerekiyor bazı şeylerin üzerine. Ne oldu en son? 14 Eylül'de 625 bas puan faiz artırmak zorunda kaldık. Biz değil, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 625 bas puan faiz artırmak zorunda kaldı. Şu anda yani faiz %24 oldu. Şu anda bir takım gelişmeler yaşıyorsak enflasyon tarafında bu 625 bas puan artırımının etkisi olmadığını konuşamayız. Yani 124 olan faizin etkisinin olmadığını konuşamayız. Ekonomi biliminde geleceğe dair beklentilere göre genelde karar alıyoruz. Nasıl ki reel faizle hesapladığında yatırımcılar 12 ay sonrasındaki enflasyona bakıp ona göre nominal faizden enflasyonu çıkartıyor. Ekonomi biliminde karar alıcılar da 12 ay sonrası veya 24 ay sonrasına göre karar alıyorlar. Şu andaki enflasyondaki gördüğümüz biraz daha normal seyir aslında bunu 625 bas puan yapmamızın da orada bir yapılmasında bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani burada tabii yani resmin genel resim aslında bence çok güzel editörün getirdiği dediğim gibi 1999'dan itibaren Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası. Hayır krizle kriz yani, şokları o kadar ciddi bir şekilde yaşandı yani ki sonradan farklı bir dinamik çalışıyor peki, şu an. Peki o zaman şuradaki krizlere bakalım. Hangisinde yani burada, IMF geldi? Burada, hangisinde burada, yok burada aslında yurt dışı, merak ettiğim evet yurt dışı 2001'de geldi tabii ki. Yani farklı bir durum içerisinde olduğumuz yani bu resesyondan aslında yanlış politikalar yapılıyor. Evet. Bu yüzden de resesyon uzayacak. Ya orada beklentin nedir mesela? Şöyle yani açıkçası hani orada iki ben konuyu konuşmak istiyorum. Bir tanesi çok üzüldüğüm bir konu. Maalesef bazı bilir kişiler tarafından bazı verilerin sağlıklı olduğuna inanılmaması beni ekonomist olarak çok üzüyor. Yani bu veri doğru mu acaba? Bu açıklandı, bu doğru mu acaba? Bir kere bunun olmaması gerekiyor. Yani hani verilerle oynanıyor mu, oynanmıyor mu gibi bir bizim düşünceye veya fikre asla kapılmamamız gerek. Bu veriler doğru olarak kabul edelim diyelim. Ve aslında gelen veriler o zaman GDP tarafında işte 2019 yılı için -1,5-2 civarında bir daralma bekliyoruz biz 2019 yılında TS Lombard olarak. Bu yıl olarak. Sonunda -1,5-2 ki bu eksi ya aslında şahsi ben orada etmiyorum. Ben danışmanlık veriyorum. Benim düşüncem. TS Lombard'ın biliyorum -1'lerde bekliyorsun. Ben 1 de beklemiyorum. Yani 1'i ben yılın ortası gibi -1 bekliyordum. Benim şu anki beklentim pozitif olma ihtimali de var. Yani +0.2-0.3. Yani -0'ın etrafında simetrik diyeyim. Binde 2, binde 3'ü oynama. Şöyle -1,5-2. Üçüncü çeyrek için ilk yani sanayi üretim rakamına bakmamız gerekiyor. Sanayi üretim ciddi bize orada fikir verir. Kapasite kullanım oranı ciddi. Orada bir düşüş var. Orada o yine eksi geldi sanayi üretimi. Şeyde. Eylül. 2020 için beklentisine şirketin genel ya durumu. İşte zaten sorun orada. Normalde bu şartlarda ciddi bir
şey bekleriz, bir toparlanma, recovery işte, toparlanma dediğimiz şeyi beklememiz gerekir. İşte o toparlanma olmayabilir. Hani 2008-2009 yılında yaşanan dünya çapında krizden sonra Türkiye büyümesi çok çok düştü, ciddi anlamda. Yani bu seneki düşüşten çok daha büyük bir düşüş yaşandı. O zamanlar 4.5 mi 5.4 civarında bir düşüş yaşandı. Ne kadar düşmüştü o zamanlar Evren? %5'e yakın düşmüştü gayri safi yurt içi hasıla. 2009'u mu söylüyorsun? 2009'da. Evet, 4.7. Ondan sonra %11 büyüme gördük. Evet. Yani hani ciddi bir toparlanma. Siz zaten gördük. O V göstergesi de oradan geliyor. 2020 yılında bu olmayabilir işte. Hani biraz daha yatay bir seyir. Hani dediğin senin o V gerçekleşmeyebilir yani maalesef. Yani %2'ler civarı. İhracat düzeliyor mu? İhracat rakamlarına baksan aslında çok güzel bir gelişim var. Türkiye piyasaları için cari işlemler dengesi. Son rakam çok iyi açıklandı. İhracat tarafında hani mesela Avrupa Birliği bizi çok etkileyecek. Olumsuz anlamda Avrupa Birliği'ndeki daralma bizi etkileyecek. İhracat tarafında işte bu belki DEİK toplantısı, TAİK toplantısı iyi olacak. Enflasyon ne bekliyorsun mesela? Bu yıl sonu gerçi az kaldı aşkım. İşte baz etkisi açıkçası Merkez ben yine... Merkez Bankası'nın beklentisinin aşağısını bekliyor musun şu anki? Ben yine, hayır, 112, yani. Evet, sene sonunda 112-115 civarında ama 2020 yılında tekrardan %20'leri görme olasılığı ben görüyorum. 2020'de. 2020'de enflasyon. O zaman bir ilave şu. Ya çünkü şöyle bir şey var, faiz indirirken de biraz... Yani desturla indirmek gerekiyor. Yani ne kadar çok ciddi, hani hızlı faizler arttırılıyor, 625 bas puan arttırılıyor. Yani bizim makro ekonomimizin bu kadar yüksek faizleri arttırıp, ondan sonra stabilizasyon beklemek gibi bir lüksümüz yok yani. Evet. O yüzden enflasyon tekrardan etkilenebilir. Yani en azından şey diyorsun, %8'lik hedefin uzun vadede Merkez Bankası tarafından enflasyon tarafında hedefinin tutma ihtimalini mümkün görmüyorsun. Yok, önümüzdeki görmüyorum. Sene ve sonrası için. Görmüyorum. Ancak öyle iyi bir şu anda global tarafta işte Fed'in faiz indiriyor olması, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indiri artık sürecine girmiş olması ve parasal genişlemeye girmiş olması, diğer merkez bankası da faiz indirmeye başlıyorlar. Türkiye burada aslında biraz şanslı. Yani bu perspektif içerisinde, bu global düzen içerisinde şanslı. Çok daha krizin uzaması, bir türlü toparlanamama gibi sonuçlara varabilirdi. Ama değil, toparlanacak. Ama toparlanma yavaş olacak. Evet, yani de biraz daha en azından L tipi diyebileceğimiz tabii ama de, kendi içinde de iniş çıkışları olan belki iniş çıkış. Ama işte dediğim gibi Batı kredileri sürekli BDDK'nın işin içerisinde olması çok güzel. Kredileri canlandırmaya çalışan bir cumhurbaşkanı, bir başkan var. Yani bunlar olumlu gelişmeler. İşte ABD'ye gidecekler 25 Eylül'de. Ya Şevin, yani bizim programların özelliği zamanın çabuk geçmesi. Bugün de maalesef programımızın sonuna geldik. Görüşlerini bizle paylaştığın için ve perspektif izleyicileriyle birlikte paylaştığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar çok değerli program üzere. Yapıyorsun, sağ ol. Programımızın sonuna geldik efendim. Az sonra son seans programıyla yine dünyadaki ve Türkiye'deki para ve sermaye piyasalarındaki tüm gelişmeleri değerli bir uzmanımız, bugün de Atlas Portföy Yönetimi Kurulu Üyesi Sayın Cem Şekerci bize eşlik edecek. Bizi izlemeye devam edin.